Pandemi sürecinde ara verilen genel kurul ve kongreler normalleşme kapsamında tekrar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda elimizde de derneklerin genel kurulları yapılmaya devam ediyor. Hafta sonu Sivas İl Beyli Derneği 14. Genel Kurulu düzenlenen bir programla gerçekleştirdi. Düzenlenen programa il protokolü ve dernek yönetimiyle üyeler katıldı. Sayın Zorlu'sun o zaman. Hayrettin Koç, Hikmet Erdi. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra genel kurulda Kur'an tilaveti okundu. Sivas İl Beyli Derneği Başkanı İsmail Karakaş genel kurulda bir konuşma yaparak dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Bugün derneğimizin 14. olan genel kurulunda burada birlikte toplanmış oluyor. Ve burada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Karakaş birlik beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. Buradaki amacımız bizler STK bir yöre derneği olarak öncelikle birlikteliği sağlamak. Biz eğer ki birlikteliğimizi sağlar isek zaten her şey kendiliğinden olur. Biz bir siyasi parti gibi ya da bir kuruluş gibi değil de bizlerin amacı şu yatırımı yapacağız, bunları yapacağız, işte şu faaliyetleri yapacağızdan ziyade öncelikle en önemlisi birliklerimizi sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için de bizim en önemli yapmamız gereken şey benim üzerimde tekrar durarak söylemek istiyorum. Daha sonra divan üyeleri faaliyet raporunu ve yapılan çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi. Üyeden oluşur şeklindeki 10. maddesinde dernek üyeleri yönetim kurulu ve başkanlık seçimi için oylarını kullandı. Listemizi zarfa koyup sandığa atıyoruz. Yapılan oy kullanımının ardından mevcut başkan İsmail Karakaş güven tazeleyerek tekrar İl Beyli Dernek Başkanlığı'na seçildi.